Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesi. 1138. Selahaddin Eyyubi Irak'ın Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle Şam'a yerleşti ve burada yaşamaya başladı. Büyük Selçukluların Halep Atabey'i Nureddin Mahmud Zengin'in komutanlarından olan amcası Esedüddin Şirkuh'un hizmetine girdi. Amcasıyla Mısır'a 3 defa sefere çıkan Selahaddin Eyyubi hem Fatimilere hem de Haçlılara karşı mücadele etti. 1169. Mısır veziri olan amcasının bu göreve getirilmesinden kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine Selahaddin Eyyubi amcasının yerine geçti. 1171. Mısır'da hüküm süren Fatimi devletini ortadan kaldırarak Eyyubiler devletini kurdu. 1173. Yemen ve Hicaz devletin birer eyaleti haline getirildi. 1183. Halep'i ele geçirdi. 1187. 4 Temmuz'da Hıttin'de Haçlılarla yaptığı meydan savaşında büyük bir zafer kazandı. Hıttin Savaşı Kudüs'ün fethine giden yolu açtı. 20 Eylül'de kuşattığı Kudüs'ü 2 Ekim'de fethederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Kudüs'ü geri alması İslam dünyasının en ünlü kahramanları arasında yer almasını sağladı. 1193. 4 Mart'ta Şam'da vefat etti. Türbesi Şam'daki Emevi Camisi'nin yanında yer alıyor. Selahaddin Eyyubi Libya'dan Şam'a, Yemen'den Ahlat'a ve bugünkü Kuzey Irak'a kadar geniş bir alan kapsayan siyasi birlik kurdu. Doğulu ve batılı tarihçilerin, yazarların eserlerinde kendisinden övgüyle söz ettiği Selahaddin Eyyubi, Hicaz bölgesine verdiği önem dolayısıyla Hadimul Harameyn unvanını kullanan ilk hükümdardır. Kıymetli dostlar, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Konuyla ilgili fikirlerinizi yorum kısmında paylaşırsanız seviniriz. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.